Selamlar dostlarım hepiniz. Yeni bir ETS bölümüne hoş geldiniz. ETS 2 oynuyoruz. Şimdi buradan en son verilen işlerde en çok parayı gördüğünüz gibi bu hangi ara? Scania mı? Volvo. Oo, Volvo ile Almanya. Volvo ilk defa kullanacağız. Klagenfurt'tan Nürnberg'e gideceğiz. Almanya'ya şehrine, ilk ülkesine giriş yapmış olacağız. Bir görev alalım. İşi al diyorum. Bir başlayalım bakalım. Şimdi şöyle yapalım, bir devam. Buradan ne götürüyoruz? Tanker mi götürüyoruz? Depo mu? Hiç bakmadım göreve de neyse. Kimse yok buradan. Sağa dön. Ben ceza yememeye çalışacağım. Düzgün sürmeye çalışacağım. Yol mesafe uzadı. Uzadıkça uzuyor. Şöyle yapacağım. Işığı gördük. Dön sola. Tamam. Sinyalimi verdim. Düzgün düzgün insan gibi böyle yavaş yavaş. Basalım. Şimdi böyle biraz sağ yapalım. Mouse'umuzla dümdüz gideceğim. 48, 50. Şehir içi hız sınırı bu. Petrol ofisi var diyor. Bizim mazot var mı? Full. Uyku durumu yok. Gerek yok. Şimdi 8 saatlik bir yolculuk sürecek. Saat 12'deyiz. Akşam 8'e kadar diyor. Evet hadi. İtfaiye aracı. Şimdi dışarı çıkabiliriz. Öyle güzelce. Abi gerçekten çok güzel ya. Ben bilmiyorum, çok hoşuma gidiyor. Terapi gibi, gerçekten terapi gibi, psikoloğa gitmiş gibi oluyorsun. Şimdi hızımızı arttıralım bir. 70 diyorsa 70. Eksen oldu. Yağmur mu yağıyor? Aa. Deneydi. Aynen, tamam. Hız sınırlarını açmamaya çalışacağım. Bu nasıl bir şey ya? Kaza yapıyordum az kalsın. O neydi öyle ya? Buradan düz git diyor. Sağ taraf Graz'a gidiyor. Yağmur da çok kasvetli oluyor ya. Şimdi daha kendi işimizi kuracağız da, kendi tırımızı alacağız, patron olacağız da, yolumuz çok. Şu an güzel para gelecek ama bunu yapınca mesela 11.000, 20'de 40.000 geç diyor. Abi nasıl kırmızı ışık ihlali? Ah be. İçinden geçtik. Olur o kadar. O kadar geniş yol mu yapılır? Ayrıca ben geçtikten sonra sarı yandı. Saçmalık yani.
Salonda kimse yok, devam. Yağmur yağması hiç güzel olmadı. Var mı? Ay senin ya. Uzunları yaktım. Bunu otomatik şey almak lazım ya. Direkt ceza mı yiyeceğiz böyle? Tek sene sabitledim. O güneş açtı. Nasıl bir şey lan? Güneş açtı, yağmur yağıyor. Burada günlük güneşlik ama yağmur da açmıyorum. Ama açmam lazım biraz. Yani Duster mı geçti? Bu ne? Astra. Oğlum ne kadar dandik arabalar ya. Kaliteli araba yok mu ya piyasada? Oğlum bura Avrupa lan. Priest Village şehirlerine gidiyoruz. 80'le de bu yol bitmez ki be. Ama ceza yiyorum. Daha iki tane ceza yedim şimdi. Para bitiyor ya. 30 bin var. Bir 10 bin daha koyarsam 40 bin. Bir araba mı alsam? Sıfır şey alacağım. Bu arada var bir tane, gözüme kestirdim. Onu alabilir miyim bilmiyorum. Telefonumla başlarsam çok iyi. Öyle değil. Böyle iyi. Sol taraf. Oo, arkamda tırlar var. Sıkıntı abi. Sağ tarafta kalıyoruz. Sağa döneceğiz biz o zaman. Abi sağa dönüyoruz. İtalyen mi? İtalyen neresi acaba? Kaleye mi dönüş orası? Olabilir. Salzburg tarafına döndüm. Sağdan devam ediyorum Salzburg'a. Slovenya. Orada Slovenya'ymış. Vay be, adamlar da ülkeler şehir değiştirir gibi ya, tabelalar. Volvo'yu beğenmedim ya. Normalde Volvo'yu araba olarak beğenirim bu arada. Ama burada tır olarak Scania. Mercedes hedefim var ya. Böyle bakıyoruz. Düz devam. Sağ taraf nereye gidiyor? Roşgloker, öyle bir, artık nasıl okunuyorsa. Roşgloker. Devam. Saat şu an 2:20 geçiyor. Biz yolumuzdayız. Arkada kimse var mı? Dur bakalım bir. Var. Otobüs sola döndü. Biz devam ediyoruz. Sağda ne var? Orman, güzel. Böyle yapalım. Heh. Güzel. Oğlum hiç sabitleyici açık bende ama. Niye böyle oldu? Hız düşüyor sürekli. Yokuş tırmanıyoruz. Tamam, belli oldu. Tırmanıyoruz da bu kadar da olmazdı ya. Olmaması lazım en azından. Sağ taraf Saint Michel diyor. Giriş yok diyor.
Yok, bassana lan. Ne oldu abi, niye basmıyor bu? Şimdi basmaya başladı. Aa, anlamadım. Düş basmıyordu ya da oyunda bir şey vardı. Neyse, tekrar basmaya başladı. Tamam. Ya şeyi ayarlamaya çalışıyorum. Bir motor kesiyor, bir motor gazı veriyor. Tam 80'e sabitledim şimdi. Devam. Bas gaza. Şu an düz olduğu için basmıyor gaza. Daha baksanız adama nasıl delmiş ya. Gerçi bizde de var. Akdeniz'de falan böyle tüneller. İzmir'de falan da var. Ama bu kadar yüksek mi bilmiyorum. O neydi? Bu saat 5 saat kaldı, 328 kilometre. Akşam 8.30'da oradayız diyor. Işığı kapattım bu arada. Yine ceza yemeyelim. Peki lan. Niye böyle yavaş gitti? Lan niye yavaş gidiyor? Hız 80. Arkamdaki tır da yavaş. Bak öndekiler de biraz yavaş. Yavaş yavaş yaklaşıyorum galiba. Yok, hızlandılar tekrar. Otobüs bizden bir 10 kilometre fazla herhalde. Yine Opel'e. Abi ne kadar dandik arabalar çıkıyor ya. Oğlum düzgün araba yok mu ya? Aha, bir Fiat 500L miydi bu? Bu da Mini Cooper. En iyisi Mini Cooper. Gerçi bir tane güzel araba çıkmıştı. Corvette miydi, o tarz bir şey. Biraz basalım ya. İnşallah ceza yemeyiz. Bunun son hızı kaç acaba? Bir dakika. 90 abi, 90'ı geçmiyor. Arabalar 90'ı geçmiyor. Önümüzdeki tır da 90, otobüs de 90. Önümdeki tır mı, kamyon mu bilmiyorum gerçi ama. Şu an bir tık yokuş aşağıyız. Saat 4 olmuş. 4 saatlik bir yolumuz kaldı. Devam ediyorum. Golf müydü o? Volkswagen. Orada ortalık karışmış. Tekrar sabitledim 80'e. Şimdi uyku durumu var. Ne diyorsun? Kaza yapıyordu, gaz kalsın ya.
Petrole bakayım derken. Stuttgart 272, Münih 115. Oralara Stuttgart'a varmayız da Münih'i geçiyoruz herhalde. Münih'ten geçebiliriz. Ama büyük ihtimal şehir dışından geçeriz tabii ki. Bak buralar istirahat etme yerleri, uykumuz olursa. Şu an yarı yarıya uykum. Kaç saat? 8 saatlik yol zaten. 8 saatte bir uyku molası demektir bu. 472 litre mi kalmış? 71 kaldı mazot. 70 kaldı. Herhalde litre o. Kilometre olarak 952 kilometre diyor. Yakıt olarak gidebileceği max mesafe. Şöyle bir bakalım. Bir tık gaza basalım, bir tık. Oo, güzel. Bizim arkası güzelmiş. Şöyle bakalım. Vallahi güzel. Azdan çektim. Bazen tuş çalışmıyor ya, hız tuşu sabitleme. Bas abicim, bas. Bir 90 yapalım şurada bir. Bu arada 90 üstü de çok riskli. Çok yavaş yoruyor. Frenleme çok zor. O sağdan soluyor, soldan sağlıyorlar. Prag Rotenheim diyor. Ausfahrt. Almanya'ya girdik mi acaba? Ha, güzel araba geçti sonunda be. İkinci güzel araba gördüğüm bugüne kadar ki. Alfa Romeo falan güzel arabadan saymıyoruz tabii ki. Kazaya mı sebebiyet ben mi verdim? Hadi lan oradan. Ben kazaya nasıl sebebiyet verdim ya? Oğlum ben yolumdayım lan. Arkadan dayı bana çarptı. Aha dayıya sor. Çağır çevir. Böyle şey mi olur ya? Hap, her şeye ceza yazıyorlar ya. Para kalmadı ya. Tekrar sağdan devam. Buradan sinyali çak. Tekrar bir sinyal çak. Kimse yok gerçi arkamızda. Çok iyi. Geçme lan. Volvo. Hemşerim merhaba. Sen de mi İsveç'ten geliyorsun? Bir tane daha Volvo karşıdan geçti. Saat 5:45. 6'ya geliyor. Akşam olmak üzere. Güneş tepeden vuruyor. Gölge ayağımızın altı. Oo. O ne? Citroen Ami mi?
1000 metre sonra ayrılacak diyor. Tam biraz basalım. Yol ayrımı ileride. 500 metre sonra diyor, 500 metre sonra. Oto kaydedildi oyun. Şimdi şöyle bir sınır. Sağdan gitmem lazım. Allah'tan kimse yokmuş vuruyorum yoksa. Ayağımı gazdan çektim. De niye böyle oldu ya? Alttan gitseydik. 60'tan mı gideceksin diyor oğlum, bu ne 60 ne ya? 60'ta hiç gidemiyoruz ki, baksana şuna yavaş yavaş. Böyle bakalım, hop. Valla son anda. E oğlum yine birleşti bu yol. Niye böyle bir saçmalık oldu? Beni niye buradan çekti bu? Allah Allah, çok ilginç. Devam. Sabitleyiciyi açtım tekrar. Şimdi 81 ile gidiyoruz hız olarak. Araba 668 bin demi. Oha, ne kadar eskiymiş lan, belli zaten direksiyonunda. Ile giden adamı 53 ile geçiyorum. Devam. Klimayı açayım da biraz terledim ya, sıcak hava. Almanya bile sıcak kardeşim ya. Sıktık ya bu havalardan, sık. Sıkıldık ya. Ama araba güzel ha. Eski ama sağlam. Bas bakalım biraz daha. 19.40'da varacağız diyor. Bir saatimiz kaldı o zaman. Son hızımızı yapalım. Bu niye hızlı gidiyor abici? Lan oğlum, bir bana mı yasak lan bu, anlamadım ki. Oyunun NPC bile hızlı gidiyor. Manyak NPC ya. Arkamdaki arabaya bakıyorum da. Onunla biraz oynamaya bak. Oynuyorumdur. O da hızlı gelmiyor. Neyse, biz sağa döneceğiz. Hop girdi. Şimdi neredeyiz? Linz mi? Oğlum Linz Prag diyor. Berlin Dresden. Berlin Dresden mi? Linz Prag mı? Nasıl lan Linz'le Prag? E ben bunu şeye götürüyorum, Nürnberg'e. Demek ki oradan geçiş var. 100 kilometre yol kaldı. 1 saat 40 dakika diyor. Oğlum ben yolu mu uzattım lan? Yanlışlıkla. Vallahi olabilir. Çünkü demin 57 dakikadı. 1 saat 57 dakika mıydı acaba? Galiba yolu uzattık ya. Neyse, olur öyle. Şimdi hangi araba? Yok, dandik araba. Uyku da gelmeye başlayacak birazdan. Hadi. Uyumam lazım artık. Akşam 8'de teslim ettikten sonra uyuyacağız. Belli oldu da.
Oğlum çekil lan. Nasıl bir gidiş lan bu arabanın? Bıldım mı lan bu? Manyak lan bu. Aha Nürnberg. Bırak ve Nürnberg ayrılıyor. O zaman yanlış yolda değiliz. Ben onu 1 saat 57 dakikayı 1 saat 57 dakikayı kaçırdım herhalde. 1 saat kaçırdım 57 dakika diye. Ama 19.40'da falan varacaktık biz. Yolu uzattık galiba ya. Vallahi uzattık ya. Neyse olur öyle. Ama basmam lazım. Sen hayırdır lan? Bu NPC'ler oğlum, oyundaki NPC'ler biraz psikopat mı? Aynı yere gelir mi geldim ben? Saklıyor. Düz gidiyorum. Beş dakika bu sefer ama. Nürnberg düz, Münih sağ diyor. Ben sağ falan mı girdim acaba önceki oyunda şeyde? Önceki kavşaklarda. 40 dakika hadi. Bas kaldı. Bastım gidiyorum. Sonuna kadar bastım. 90'dayım. Full. Full 90'dayım. Sinyalimi verdim insan evladı gibi, arkamdan çarpmayın. Aradaki yoldan diyor. Nürnberg. Ben yanlış mı geldim yine ya? Devam et. Ya abicim ya. O yol nasıl kaçırdım ya? Dur lan. Gitmiyor. Of. Uf. Of ya. Neyse uzadı. Yine böyle kaçırdım işte o zaman. Demek ki. Abi yol üçe bölünüyor ya. Geri geri gelemedim ya. Zaten yeteneksizim geri geri gelme konusunda. Aynı yolu geri döneceğiz. Arkamda tır olmasa bir şekilde belki dönerdim de köşeye sıkıştım iyice ya. Rezillik. İki kere yanlış gir. Of of of. Oy. Geri gel geri gel hadi. Devam et. Ne ya?
1 saat 16 dakikaya çıktı. Saat 8'de teslim edecektim. 10'da teslim edeceğim. Hatta 7.40'taydı teslim. Buradan yok mu bir alttan geçiş ya? Tekrar aynı yola gidiyorum. Bak kardeşim. Bak düz diyor, tamam düz. Buradan düz. Okey. Buradan buraya gir, eyvallah. Berlin Dresden. Tamam. Buna da eyvallah. Şimdi buradan Nürnberg, tamam. O kadar olur, yapacak bir şey yok. Frene bastım da geç bastım. Bu teslim atmış ya. Almanya'yı bilmiyoruz tabii, ilk defa geldiniz. Geldik. O kadar olur, cahilliğimize verin. Bir dahakine hallederiz patron, sıkıntı yok. Ben patronum da sen görürsün. Seninle görüşeceğiz bunu. Düz git diyor. Kilometre diyor. Aynı yola girdik galiba. İlerideki yol aynı. Aynen öyle. Orada yavaşlamam lazım işte. Ne yapıyorsun lan? Manyak herif. Bana çarpıyordu dana ya. Abi aynı yere geldik. Bir dakika şimdi. Burası burası mı? Münih Fürth diyor. Ay senin gibi ya. Oğlum sağdaki yol üstten mi geçiyor, alttan mı geçiyormuş? Onun yüzünden kafam karıştı ya. Neyse bu sefer doğru. Atakule gibi bir yer. Ankara'daki. Buna benzer bir şey. 18 dakika 10 kilometre. Abi biz otobandan çıkmadık. Gerçi otobana girdik, evet, çıkmadık otobandan. Ne zaman çıkacağız? Nürnberg keşfedildi. Sonunda. Sonunda ben Nürnberg. Bir şekilde geldik. Bas şöyle abi, akşam oldu ya resmen. Gündüzdü lan, sabahtı lan. Kahvaltımı yaptım, yola çıktım ya. Şimdi sağdan diyor. Tamam. Sağ sinyali ver. Devam et. Bas 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 bas. Ay senin ışık ya. Aha uykum geldi. Vallahi uykum geldi. Hadi. Hadi abicim. 3 kilometre yol kaldı. Ne oluyor lan? Oğlum ben geçiyorum. Sen nasıl geçiyorsun oradan? Allah Allah, bu Almanya trafiği niye böyle ya?
Buradan sola döneceğiz. Gir abi. Herhalde bizim yolumuzu biri kesmez. Tamam, devam. 30 mu? 30 ne oğlum? Manyak mısınız ya? 30 böyle işte. Vallahi çılgın gibi uykum geldi. Buradan gir. Buradan sağa döneceğiz. Otuz diyor da hala 30 diyor ya. Bir yolun sonu bitiş. Nihayet geldik. Sonunda be. Şimdi. Şimdi dostlar, burada bölüm arasını veriyoruz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. İlk Almanya gelişimizi yaptık. Teslimatı enter'a basarak teslim ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.